Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki şekilde birim karelerden oluşturulmuştur. Neyi soruyor size? Tanjant alfa ile kotanjant b'nin toplamı. Şimdi bakın tanjant alfayı bulmak için bu alfa açısına geldim buraya taşıdım. Burada alfa var. Şu şekilde bir tane dik üçgen oluşturuyorum. Bu dik üçgende kenar uzunlukları bellidir. Burası 2 birimdir. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6 birimdir. Burası 90. Ve bu üçgende arkadaşlar tanjant alfanın değeri karşısında 6, komşusunda 2 olduğu için bu ifade burada 3'e eşittir. Devam ediyorum. Tanjant beta'nın değerini hesaplamaya çalışacağım. Bunu da şöyle yapalım. Bakın bu beta açısını şuraya taşıyabiliyorum. Buranın beta olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı zamanda ne söyleyebilirim? Bakın şunlar birbirine paralel olduğu için burası beta ise şurası da ne olmalı? Beta açısı olmalı. Bu durumda da arkadaşlar burada mavi bir üçgen oluşturacağım oluşturmuş olduğum bu mavi üçgende. Burası 90 derece. Şimdi kotanjant beta lazım. Betanın komşusunda 3 var. Betanın karşısında 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. O halde arkadaşlar burada kotanjant beta ifadesinin değeri. Komşu 3'tür. Karşı 6'dır. Yani bu ifadenin sonucu ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Benden 3 ile 1 bölü 2'nin toplamı istenmekte. Bu x toplanırsa 7 bölü 2 elde edileceği için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet verilen üçgende burada arkadaşlar eğer ki ben BD mesafesine K dersem DC mesafesi 2K'ymış. Buranın 2K olduğunu söylediğimde buranın K olduğunu söyleyebiliyorum. Ne biliyorsunuz? Tanjant Y'nin değerinin 3 bölü 2 olduğunu biliyorsunuz. Yani karşı bölü komşu burada 3 bölü 2 olacaksa gelin biz şunları değiştirelim ne yapalım biliyor musunuz? Buraya 6K diyelim. Buraya bu durumda 3K demem lazım. Burası 3'ün katı olsun istiyorum çünkü. 3 bölü 2 gelmesi için. Burası 6K olacak. Burası ne olacak? 3K olacak. Şimdi tanjant Y. Burada tanjant Y'nin değeri şu mudur? Karşıda 6K var. Komşuda ne var? AD mesafesi var. Ve bu ifadenin sonucunun burada 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şunlar gitti. Burada 2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapılırsa buradan AD mesafesinin değeri ne yapar? 4K yapar. Buranın 4K olduğunu buldum. Ve buradaki üçgende ABD üçgeninde 3, 4, 5 üçgeni olduğu için burası ne olmalı? 5K olmalı. Benden sinüs x'in değeri istenmekte. X'in karşısında 3K var. 90'ın karşısında 5K var. Yani bu ifadenin sonucu burada 3 bölü 5 olacağı için sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ABC bir dik üçgen. C açısı burada x derece. AC mesafesi kök 10. M1 pozitif tam sayı olduğuna göre burada kotanjant x'in değeri istenmekte bizden. Şimdi tanjant x artı 1'in tanjant x eksi 1'e oranı burada m imiş. Buranın kök on olduğunu biliyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya A diyelim. Burası A kenarı olsun. Burası B kenarı olsun. Ve bu durumda arkadaşlar buradaki üçgende tanjant x'in değeri, tanjant x'in değeri karşı bölü komşu. Yani A bölü B'dir. Şimdi burada tanjant x yerine yazacağım. Tanjant x yerine A bölü B yazdım. Artı 1 var. Tanjant x yerine A bölü B yazdım. Burada eksi 1 var. Şunu biraz daha kısa yapabilirim. Ve bu ifadenin sonucu burada bir pozitif tam sayı olmalı. Yani M olmalı. Şimdi yukarıdaki ifade hesaplandığında yukarısı şudur değil mi? A artı B bölü alt tarafta B vardır. Alt taraftaki ifade de A eksi B bölü B'dir. Bu ifadenin sonucu M'dir. Şunlar gittiğinde burada arkadaşlar yukarısı A artı B alt taraf A eksi B ve bu ifadenin sonucu M'ye eşit. Şimdi m'nin değerinin burada bir pozitif tam sayı olmasını istiyorum. Şimdi burada iki farklı durum var. Burası eğer ki 1 ise burası 3 olabilir. Çünkü 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Toplamları ne yapar? Kare köklerinin toplam, karelerinin toplamları 10 yapar. Ve Pisagor bu antısı sağlanır. Şimdi a yerine 1, b yerine 3 yazdığımızda burası 4 yapmakta. Alt taraf ne yapmakta? 1 3'ten eksi 2 yapmakta. Ve bu ifadenin sonucu negatif gelmekte. O yüzden Demek ki bu değilmiş. Bu değilse o zaman burada şu olmalı. Burası 3, burası 1 olmalı. Bu durumda burası 4 yapar. Alt taraf ne yapar? 2 yapar. Ve bu ifadenin sonucu bir pozitif tam sayıdır. Ve bu durumda da buradaki üçgende kotanjant x'in değeri komşuda 1 var. Karşıda 3 var. 1 bölü 3'tür. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ABCD bir dikdörtgen. Burada alfa var. Tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyorsam. Bunun karşısına K dersem. Komşusuna 2K demeliyim. Tamam. Burada BE mesafesinin 5 birim olduğunu biliyormuşum. Ne istiyor benden? AB mesafesini istemekte. Şimdi burası alfa ise. Şuraya beta dersem. Alfa beta toplamı 90 yapar. Bu durumda burası alfadır. Ve bu durumda da arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Tanjant alfa 1 bölü 2 olacağı için eğer ki buraya m dersem bunun komşusunda ne olmalı? 2m olmalı. Ve bu durumda da arkadaşlar bakın şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı yaparsam. 90'ın karşısında 5 var. 5'in karesi 25'tir. Bu ifade m'in karesi artı 2m'in karesi yani 4m kareden burada 5m kareye eşittir. İki taraf 5'e bölünürse m kare ifadesinin değeri 5. Dolayısıyla m'in değeri ne yapar? Kök 5 yapar. Ki bizden zaten ne istenmekte? AB mesafesi yani M istenmekte. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ABC bir üçgen. Burası x derece. Neyi soruyor size? BC uzunluğunun x türünden eşiti istenmekte bizden. Şimdi nasıl yapalım? Şuraya y diyelim. x ile y'nin toplamı bu durumda 90 yapar. Burası x'tir ve bu durumda arkadaşlar bu açıdan olması lazım. y olması lazım. Şimdi Burada BC uzunluğunun x türünden eşiti istenmekte. Şöyle yapalım mı? Bakın. Şu üçgende, şu üçgende bana tanjant x'i söyleyin. Bu üçgende ya da tanjant x değil bu üçgende kotanjant x'i söyleyin. Kotanjant x'in değeri şu mudur? Kotanjantın karşısında BD kenarı var. Kotanjantın komşusunda BD kenarı var. Yani x'in komşusunda BD karşısında 3 var. Burada bu 3'ü eşitliğin diğer tarafını alırsam ben BD mesafesinin uzunluğunu 3 tane kotanjant x olarak elde ediyorum. Ardından şu mavi üçgene bakmanızı isteyeceğim. Bu mavi üçgende de bana kotanjant y'yi söyleyin. Kotanjant y'nin değeri şu mudur? Kotanjant y'nin değeri. Y'nin komşusunda DC kenarı var. Y'nin karşısında 3 var. Şu 3'ü eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak alırsam buradan da DC ifadesinin değerine 3 tane kotanjant Y olarak elde ediyorum. Tamam. Ve şunu biliyorum arkadaşlar. Burada kotanjant Y dediğimiz ifade X artı Y ifadesi 90 olduğu için X artı Y ifadesinin değeri 90 derece olduğundan kotanjant Y'nin değeri burada neye eşittir? Tanjant X'e eşittir. Ve bu durumda bu ifadeyi 3 tane tanjant X olarak yazabilirim. Burada Bizden istenilen BC uzunluğu BD ile DC'nin toplamıdır. BD ifadesi burada 3 tane kotanjant x. DC ifadesi burada 3 tane tanjant x'tir. Ve bu ifade 3 parantezinde yazılırsa 3 parantezinde tanjant x artı ne var? Kotanjant x var burada. Yani sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi AB mesafesinin burada 2 birim olduğunu biliyorum. BC mesafesinin 1 bir birim olduğunu biliyorum. Benden tanjant alfa artı tanjant beta istenmekte şimdi. ABC üçgeninde ben tanjant betayı çok rahat bir şekilde bulabilirim. Tanjant beta ifadesi betanın karşısında bir, komşusunda iki olduğu için 1 bölü iki eşittir. Ancak tanjant alfayı bulabilmek adına burada arkadaşlar ne yapacağım? Şuradan bir açı ortay çizmem lazım ki bu iki alfa açısını burada alfa alfa bölelim. Şimdi ABC üçgeninde arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapıldığında AC mesafesinin değeri burada kök 5 gelecektir. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 toplamları 5. Bunun kare kökü ne yaptı? Kök 5 yaptı. Şimdi bu durumda şunu söyleyebilirim. Eğer ki ben buradan bu çizmiş olduğum kırmızı çizginin bir iç açı olduğunu biliyorsam 1'e düşen uzunluk burada eğer ki arkadaşlar K birimse kök 5'e düşen uzunluk da burada ne olacaktır? Kök 5 çarpı K olacaktır iç açıortay teoreminden. Ve bu durumda şu ikisinin toplamı yani ne yazmalıyım? Kök 5 çarpı k artı k'nın toplamı. Burada ne yapmalı? 2 yapmalı. Burayı k parantezinde yazarsam. K parantezinde kök 5 artı 1'in değeri. Burada 2'dir. K'yı yalnız bırakacağım. İki tarafı kök 5 artı 1'e böldüğümde k'nın değerine geldi. 2 bölü kök 5 artı 1 geldi. Şimdi şuradaki üçgende. Şu mavi üçgende arkadaşlar. Tanjant alfanın değeri nedir? Tanjant alfanın değeri. Tanjant alfa ifadesi. Karşısında k var. Komşusunda 1 var. Bu ifadenin sonucu k'dır. Ve ben k'nın değerinin burada 2 bölü kök 5 artı 1 olduğunu biliyorum. Bizden bu ifade ile bu ifadenin toplamı istenmekte. Yani şunu yapmalısın. 1 bölü 2 ile neyi toplayacaksın? 2 bölü kök 5 artı 1'i toplayacaksın. Şöyle yapalım. Şu ifadeyi burada kök 5 eksi 1 ile genişletiyorum. Tekrardan yazıyorum bu ifadeyi. Burada 1 bölü 2 var. 2 ile bunu çarparsam burası ne yapar? 2 parantezinde kök 5 eksi 1 yapar. Alt tarafta arkadaşlar kök 5 artı 1 ile kök 5 eksi 1'in çarpımı kök 5'lerin çarpımı 5, 1'lerin çarpımı 1. Farkları ne yaptı? 4 yaptı. Şunlar gitti. Burada 2 kaldı. 1 bölü 2 ile kök 5 eksi 1 bölü 2'yi toplarsan şunlar gider. Ve bu durumda arkadaşlar buradan şu elde edilir. Yukarıda kök 5 var. Alt tarafta 2 var. Yani sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi şekil 1'deki AB yolunun D noktasına bulunan Ahmet B noktasına doğru yürüyerek D üst noktasında durduğunda şekil 2'deki görüntü elde edilmekteymiş. Tamam. Burada AE mesafesine eğer ki K dersem EC mesafesi bu durumda 2K'dır. Yani buranın K olduğunu, buranın 2K olduğunu söyleyebiliyorum. Ve yine burada arkadaşlar bakın toplam uzunluk 3K'dır. Görmüş olduğunuz gibi bu 3K'yı şurada paylaştırırken de şunu kullanacağım. Buraya K dersem burası K olursa burası ne olacak? 2K olacak. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar neyi soruyor size? Tanjant alfa bölü tanjant beta oranı sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar aslına bakarsanız CB mesafesinin daima sabit olduğunu söylemek saçma olur. Yani şuradaki K olayı olmadı aslında. Çünkü burada yürüyen kişi Ahmet'tir. Ahmet yürüdükçe Ahmet'in boyu uzamayacaktır değil mi? Yani Ahmet'in boyu daima sabittir. Bunu burada görebilmek çok önemli. Ahmet'in boyu sabit olduğu için burada arkadaşlar AC mesafesiyle AC üstü mesafesinin aynı uzunluk olduğunu söylemek saçma olacaktır. O yüzden şuraya M dersem Buranın da ne olması lazım? 2M olması lazım. Burada kullanacağım şey şu. Ahmet'in uzunluğunun burada X olduğunu söyleyelim. O halde burası da nedir? X'tir. Hatta şöyle yapalım. Ahmet'in uzunluğuna burada 2X diyelim. O halde burası da 2X olacak. Ve burada şu benzerliği kullanalım. Eğer ki K'ya düşen bu uzunluk 2X ise yani 2 katı ise 3K'ya düşen bu uzunluğun ne olması lazım? 6x olması lazım. Buranın 6x olduğunu söyleyebilirim. Yine benzer şekilde burada arkadaşlar 2m'ye düşen uzunluk 2x ise yani katsayılar aynı ise buradaysa ise arkadaşlar 3m'ye düşen uzunluk ne kadar olmalı? 3x olmalı. Buranın da 3x olduğunu biliyorum. Tamam çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar e, AB yolu sabittir değil mi? Yani şu AB yolunun uzunluğuna burada ne diyelim? Burada arkadaşlar y birim diyelim. Benzer şekilde arkadaşlar bu durumda buradaki AB yolunun uzunluğu da ne olacaktır? Y birim olacaktır. ABC üçgeninde tanjant alfayı hesaplamak istiyorum. Tanjant alfa ifadesinin değeri. Alfanın karşısında ne var? En karşısında 6x var. En uzakta. Ve alfanın komşusundayız arkadaşlar. Ne var? Y var. Tamam. Diğer üçgende tanjant beta hesaplayacağım. Tanjant beta ifadesinin değeri. Burada betanın karşısında 3x var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Beta'nın komşusunda da ne var? Y birim var. Benden tanjant alfa bölü tanjant beta ifadesi istenmekte. Bu durumda arkadaşlar tanjant alfa bölü tanjant beta için ben burada şunu söylerim. Şunlar gider. 6x'i 3x'e bölersem bu ifadenin sonucu ne yapacaktır? 6x bölü 3x burada şunlar gitti. Bu ifadenin sonucu 2'dir. Sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkte olan dikdörtgen biçimindeki ABCD masa örtüsü şekil 1'de gösterilmiştir. Bu masa örtüsü DB köşegeni boyunca şekil 2'deki gibi katlanıyor. AD mesafesi 25, DC mesafesi burada arkadaşlar bize 15 olarak verilmiş. Alfa verilmiş ve kosinüs alfa ile sinüs alfa'nın toplamı istenmekte bizden. Şimdi şu katlama işlemini şöyle yapacağım bakın. Bu iş bu şekilde yapılır. Şunu şöyle uzatın. Burayı görün, yani burada bir katlama işlemi gerçekleştiriyorsunuz ve bu durumda arkadaşlar katlama çizginiz şu kırmızı çizgi ve burada sevgili arkadaşlar AB mesafesi 15 ise BE mesafesinin de ne olması lazım? 15 olması lazım. Burası 90, o halde burası 90. Tamam, çok güzel. Şimdi burada başka neyi konuşabilirim? Burada sevgili arkadaşlar bir açıortay oluşmuştur. Şunlar birbirine eşittir. Z kuralı uygulandığında şu açı da bunlara eşit olacaktır. Yani şu mesafeye K dersem burası da K olmalı. Buranın 15 olduğunu biliyorum. AD mesafesinin tamamı eğer ki 25 ise bu durumda FC mesafesinin ne olması lazım? Burada 25 eksi K olması lazım. <laughs> tamam çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar e, bir üçgen ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu üçgende ben ne yapacağım? Pisagor bağıntısı oluşturacağım ama K'nın değerini direkt bulabilir miyim acaba? K yerine burada bakın 17 yazarsam burası ne yapar? Burası 8 yapar değil mi? Bu durumda burası da 17'dir. Yani 8, 15, 17 üçgeni oluşur. K'nın değeri 8 olduğu için burası 8. Tamam. Pardon düzeltiyorum. 17. K'nın değeri e, 17 olduğu için burasının 17 olması lazım. Ve şu üçgen ne geldi? 8, 15, 17 üçgeni geldi. Şurası da alfa. Bu durumda BFE üçgeninde eğer ki kosinüs alfayı yazarsam kosinüs alfa alfanın komşusunda 8 var. 90'ın karşısında 17 var. Ardından sinüs alfayı yazıyorum. Sinüs alfa ifadesi alfanın karşısında 15 var. 90'ın karşısında 17 var. Bu iki ifadeyi toplamamız istenmekte. Bu durumda kosinüs alfa ile sinüs alfa ifadesinin toplamı burada ne yapar? 23 bölü 17 yapar. Sorunun doğru yanıtı. D seçeneğidir. Evet, bir matematik öğretmeni bir etkinlik için öğrencilerinden aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin bulması gereken doğru sonuç hangisidir diye sormakta. Bir kenar uzunluğu 5 birim olan KLMN karesini çizmem istenmekte. Şunu kaldıralım. Şöyle bir kare çizdim. Bir kenar 5 birim. Şöyle isimlendirelim. Burası K olsun, burası L olsun, burası M olsun, burası N olsun ne diyor bize KN e kenarı üzerinde bir tane P noktası seçiyorum. Ardından burada arkadaşlar LP'yi çizmem istenmiş. LP'yi çizdim. LPK açısını, LPK açısını burada x olarak gösterdim. Tamam. Ne diyor bize? Oluşan LMNP yamuğunun alanını trigonometrik özdeşliklerden yararlanarak burada x cinsinden bulmaya çalışacağım. Şimdi bir kenarın burada arkadaşlar 5 birim olduğunu biliyorum. O halde şöyle yapacağım. Buraya K dersem Burası 5 birimdir. Burası 5 eksi k birimdir. Burası 5 birimdir. Ve burası arkadaşlar 5 birimdir. Şimdi yamuğun alanı şöyle mi hesaplanır? Alan şuna eşittir. Alt tabanda 5 var. Üst tabanda 5 eksi k var. Bu ikisini toplayacağım. Ardından bu toplamı 2'ye böldükten sonra yükseklik olan 5 ile çarpacağım. Ve buradan şunu elde ediyorum. Yukarısı 10 eksi k yaptı. Alt tarafta 2 var ve ben bu ifadeyi ne yapıyormuşum? 5'te çarpıyormuşum. O zaman burada arkadaşlar şu K'yı... trigonometrik cinsten yazmaya çalışalım. Şimdi bakın burada bir üçgen var. Şu üçgene dikkatli bakın. Eğer ki bu üçgende bana kotanjant x'i söylerseniz kotanjant x'in değeri nedir? Kotanjant x'in değeri komşuda k var. Karşıda 5 var. Şu 5'i karşıya aldığında da buradan k'nın değerine ne olarak buluyorum? 5 tane kotanjant x olarak buluyorum. Yapmam gereken hamle şuradaki ifadede k gördüğüm yere bunu yazmak. Bu durumda alan şuna eşit olacaktır. Burada 10 eksi 5 tane kotanjant x var. Alt tarafta 2 var ve bu ifade arkadaşlar ne yapıyorum? 5 ile çarpıyorum. Şimdi şu 5'i içeri dağıtırsam alan bu durumda şuna eşit gelecektir. 50 eksi 25 tane kotanjant x bölü 2 gelecektir. Yani sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Dila uçurduğu uçurtmanın ipini belirli bir yükseklikte tutmaktadır. Uçurtmanın şekildeki D noktasından C noktasına yükselmesi için Dila uçurtmanın ipini uzatmıştır. Tamam. Şimdi CD mesafesinin 1 artı kök 3 metre olduğunu biliyorum. Sinüs alfa ifadesinin 1 bölü kök 2 olduğunu biliyorum. Buna göre AC kaç metredir diye sormakta. Şimdi burada arkadaşlar şuna bir dikkat edin. 1 bölü kök 2 dediğimiz ifade burada şuna mı eşittir? Bunu kök 2 ile genişlettiğinizde kök 2 bölü 2'dir. Ve sinüs alfa kök 2 bölü 2 ise alfa açısının değeri burada ne olmalı? 45 derece olmalı. Yani ben buradaki alfanın 45 derece olduğunu biliyorum. Tamam çok güzel. Şimdi buranın arkadaşlar şu cd mesafesinin 1 artı kök 3 metre olduğunu biliyormuşum. Burası 90. Buranın tamamı 60. Demek ki arkadaşlar şu açının değeri de burada 30'dur. Burada şunu yapacaksınız. A, B, D üçgeni. Burası 45ken şurası 45 olduğu için ikiz kenar dik üçgendir. Yani buranın uzunluğuna k dersem buranın uzunluğu da k olmalı. Neyi soruyor bize? AC'yi soruyor. Şimdi bak burada şuna dikkat et. Eğer ki 30'un karşısında büyük üçgende ABC üçgeninde 30'un karşısında k varsa 60'ın karşısındaki şu adamın uzunluğu yani şuranın toplam uzunluğunun ne olması lazım? K köküç olması lazım. Ve burada dikkat edersen K var. 1 artı köküç var. O zaman şunu söylersin. Ben K ile 1 artı köküçü topladığımda bu ifadenin sonucu ne yapmalı? K köküç yapmalı. Şimdi şu k'yı aldın karşıya yolladın. Burada 1 artı kök 3 var. Ve bu ifade k parantezine alınırsa k parantezinde kök 3 eksi 1'dir. İki taraf kök 3 eksi 1'e bölünürse k'nın değeri kök 3 artı 1 bölü ne gelecektir? Kök 3 eksi 1 gelecektir. Tamam. Şimdi 30'un karşısında k varsa 90'ın karşısında 2k var. Ben 2k'nın değerini merak ediyorum. Buraya geleceğim. Kök 3 artı 1 ile genişleteceğim. Köküç artı 1 ile köküç artı 1'i çarparsam birincinin karesi 3, ikincinin karesi 1. Bu ikisinin çarpımının 2 iki katı 2 köküçtür. Alt tarafta köküçlerin çarpımı 3 yapar. Birlerin çarpımı eksi 1 verir ve buradan k'nın değeri yukarısı 4 artı 2 köküç. Alt tarafta 2 var. Bunu 2'ye böldüğümüzde sonuç ne yapacaktır? 2 artı köküç yapacaktır k için. Ben 2k'yı merak ediyorum. Bu durumda 2k'nın değeri... 4 artı ne yapar? 2 kök 3 yapar. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Müzik